Belki de bir sürü kişi benim Airsoft silahımla tanımıştı. Bir süre önce bu silahın incelemesini ve testini yapmıştık. Ve orada bir şey demiştim. Glock'larda gözüm var. Ve... gözüm harbiden kaldı. Yani almayı istiyordum. Bu sefer sizlere yeni silahım Glock 19 tanıtacağım. Hemen baştan belirteyim arkadaşlar. Bu Airsoft'u, bu silahı kullanmak için 18 yaş ve üzeri olmalısınız. Aksi takdirde hiçbir şekilde tavsiye edilmiyor ve ben de etmiyorum. Devamında bu silahlar ateşli bir silah, kesinlikle dönüştüremezler arkadaşlar. İç yapısı bunlara müsait değil. Ha, eski nesilleri dönüştürebiliyordu, onlara bir şey demiyorum. Şimdi sadede gelelim. Görmüşsünüz gibi 3 tane ürün var. Birazdan bunları tanıtacağım sizlere. Bu ürünleri n11.com'dan aldım arkadaşlar. Ve alırken de R2Way kullandım. Bildiğiniz gibi R2Way alışveriş yaptıkça size para kazandıran bir sistem. Hemen şöyle kendi hesabıma giriş yapıp göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi giriş yaptım ve şu anda değerlendirmede 7.49 TL olduğunu görüyoruz. Ayrıca ödemeye uygun 10 TL olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Siz de 10 TL hediyeyle buraya kayıt olabilirsiniz. Benim buradaki param 30 TL ulaştığında da parayı banka hesabıma çekebileceğim. Bir de bildiğiniz gibi AliExpress'te 11-11 indirimleri olacak. N11'de de aynı şekilde 11-11 indirimleri olacak. Yani Kasım'ın 11. gününde büyük indirimler olacak arkadaşlar. R2Way de buna özel AliExpress'te bonus arttırma gibi vesaire güzel şeyler olacak. Takip etmenizi, bakmanızı tavsiye ederim. Açıklama kısmından 10 TL hediyeyle kayıt olma linki bulabilirsiniz. Aynı benim gibi ödeme uygun 10 TL'ye ulaşabilirsiniz diyelim ve ürünümüze devam edelim arkadaşlar. Evet, şimdi silahı 655 TL'ye satın aldım. Fakat her şey bana 777 TL gibi bir şeye mal oldu. Nasıl oldu olay? Bildiğiniz gibi biraz üst seviye ve orta seviye ürünlerde tüp bulunmuyor arkadaşlar. Yani mesela benim bu silahımı biliyorsunuzdur. Bunun gazı alttan takılıyordu. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir tüp takma yeri vardı. Fakat bu üründe öyle değil. Şimdi kutu açılışını gerçekleştirelim. Oraya gelmeden önce. Şöyle açalım hemen sizlerle. Ben dün geldi elime dayanamadım. Açtım. Çünkü çok merak ediyordum. Videoda incelemeden önce de biraz ürünü tanımak istedim açıkçası. Hemen şu plastiği çıkartıp göstereyim size. Bakınız şurada aynı çakmaklar gibi gaz doldurma yeri var arkadaşlar. Buna tüp takılmıyor. Normal gazı takıyorsunuz. Normal çakmak gibi gaz sıkıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Nuprol'un bir green gazını aldım. Kaçmış. 300 gramlık bir gaz arkadaşlar. Bunun basıncı en yüksek olanlardan değil. Tabii bunların daha yüksek basınçlı olanları da var. Onlar kırmızı ve siyah renkte oluyor. Ben orta halli bir şey aldım. Bu da 41 TL'ye tuttu. Ürünü 655 TL demiştik. Bir de bunun için boncuk BB almak zorundaydım. Çünkü bunun milimetresi benim Zigzaber SP-2022 tabancamdan farklıydı. Çünkü hemen gösterelim. Zigzaber'ın boncuğu 4.5 milimetreydi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bayağı küçük görünüyor. Fakat bu modelde kullanacağımız BB'ler 6 milimetre arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle 3300-3320 gramdan 2 paket gene Nuprol markalı BB'ler aldım. Ayrıca bunların yanında da hediye olarak, tahminimce hediye olarak, çünkü böyle bir şey sipariş vermemiştim. Şöyle bir aparat gönderildi. Bu aparat da ne işe yarıyormuş? Hızlı BB doldurma aparatı arkadaşlar. Bunun içine döküyorsunuz. Daha sonra şarjöre şak 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 aşı vuruyormuş gibi BB'leri dolduruyorsunuz. Şimdi ürüne sonunda gelebiliriz. Glock markasının 19 modelini aldık arkadaşlar. Tabii bu ürün replika, birebir replika. Glock 19 neyse bu da aynı ürün. Şöyle poşette çıkıyor. Benim zaten bir airsoft silahım vardı. Bunu neden aldım? Bunda blowback yoktu ve direkt yer otomatik. Yani üst sürgü hareket etmiyor. Tamam, ağırlık, hissiyat, tasarım çok güzel bunda. Ama bu da cidden ilgimi çekiyordu. Bir de blowback olması, hareketli üst sürgü olması benim canımı çektirdi açıkçası. Blowback olduğunu nereden anlıyoruz? Görmüş olduğunuz gibi şu anda sürgü tutucu bunu içinde mermi olduğu zaman aynı gerçek silahmış gibi mermi bittiğinde bu hale getiriyor. Üst sürgüyü bu şekilde kilitliyor arkadaşlar. Yandan da butonla çekiyoruz. Şu an kurulu, bunu bastığım için içinde tabii ki de mermi yok. Gene de kontrol ediyorum. Sıktığım zaman gene bu şekilde mermi bittiği zaman bu hale alıyor. Şarjör takılı değil. Gene şarjör takılı değilken kurabiliyoruz bu şekilde. Tasarım olarak Glock'un birebire. Bakınız. Glock 19, şurada 19 yazıyor, Avusturya ve 9x19 kalibresini belirten bir yazı var. Diğer tarafta da gene birkaç yazı bulunuyor. Bu VA markasının bir ürünü. Made in Taiwan malı, Tayvan'da üretiliyor. Şurada da hemen gösterelim. Tayvan'da üretildiğini belirten bir etiketi var. Şimdi kutu içeriğinden yine devam edersek elimizin boyutuna göre ayarlayabileceğimiz kablo sırtları bulunuyor arkadaşlar. Şöyle iki parça, altında yazıyor, biri medium, diğeri de large modeli. Mesela bunun kabzesi biraz küçük arkadaşlar. Şunu şuraya şöyle takabiliyorsunuz. Kabzeyi büyütüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve gayet de işe yarıyor. Fakat benim elime bu şekilde tam oturduğu için ben bu şekilde kullanacağım bunu. Şarjör metal. Üst sürgü metal. Gövde orijinaldeki gibi polimer, plastik bir malzemeden yapılmış. Ürün Glock'la birebir demiştik. Sökme sistemi de birebir aynı. Tabancamız kuruluyken yandaki, şöyle göstereyim. Şurada düğmeler var. Tuşlar var. Şunları aşağı doğru
aşağı doğru çekiyoruz ve görmüş olduğunuz gibi üst sürgü elimizde kalıyor. V-Max'ın Grok ürünlerinde eğer şuradaki malzeme yeşil ise daha kaliteli, daha fazla iş yapacağı belirtiliyor. Genel şekilde kurmak da bu kadar basit. Şuradaki mandalları çekiyoruz ama silahın %100 kurulu olması gerek, yoksa çıkmıyor diyebiliyorum. Kurduk, yandaki mandalı çektik. İki mandal da çektik çünkü iki mal var, iki mandal var. Bu da güvenlik amaçlı. İleri ittiğimizde elimizde kalıyor üst sürgü. Kilitleme mekanizması. Bildiğiniz gibi benim Zigtower'ın SP2022 modelinde kilitleme mandalı şuradaydı. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı olduğu zaman atışta, aşağıda olduğu zaman boşta. Ama bu silahta daha zor yere koymuşlar. Mesela bunda herhangi bir çocuk aç kapa yapabilirken, bunda öyle değil. Namlunun altında bulunuyor arkadaşlar. Ve bayağı da sert. Mesela gene silahın kurulu olması gerek kilitleyebilmek için. Şuradaki mandalı aşağı çekiyoruz. Tık sesini duydunuz ve hiçbir şekilde hareket edemiyor. Burası daha sonra gene aynı şekilde geriye ittirerek buraya basabiliyoruz. Bu modelde horoz yok. Horoz olmadığı için içten iğne ateşlemeli. Görmüş olduğunuz gibi şöyle iç yapısını göstereyim. İğne ateşlemeli. Bastım mı atıyor. Orada bir mandal var arkadaşlar. Çok güzel. Bir gün deneyimleme şansı buldum ve uzun sürede deneyimleyeceğim. Ürün çok güzel. Kalitesi, malzeme, hissiyat, böyle blowback var. Bastığın zaman geri tepiyor. Aynı silah gibi, gerçek silah gibi. Onun dışında ağırlık mükemmel, malzeme kalitesi çok güzel ama tek bir sorun, yani bana göre tek bir sorun, bakınız. Çektim. Yavaş yavaş saldım ve kilitledi. Hani şunu yapmam gerek ki geri şey yapsın, bakın. Gördüğünüz gibi yarım kalıyor. Yani o içindeki şuradaki yayın gücü yetmiyor arkadaşlar. İtlemeye o yayında gücü yetmediği için arada böyle takılma yapıyor. Fakat sıkarken seri atışta falan herhangi bir takılma söz konusu değil. Fakat arada bir böyle yapması benim canımı sıktı açıkçası. Yani yavaş bıraktık mı kilitliyor. O yüzden şöyle hızlı yaptık mı hiçbir sorun yok. Fakat yavaş yaptık mı dediğim gibi bu şekilde kilitleme söz konusu. Gene aynı Glock'taki gibi iki tetik sistemi var. Yani iki tane malzeme var burada. Şöyle çekip göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi önde minik bir buton var. Ona basmadan yandaki şeye basarsanız kilitliyor. Ancak ortadaki tuşa da basıp tekrar ateşleme yapmanız gerekiyor. Ne kadar anlatabildim bilmiyorum. Önce gazımızı dolduralım tüpümüze. Tüpü aşağı indiriyoruz. Bunu da aynı şekilde dik tutarak böyle basıyoruz. Aynı çakmak doldurur gibi arkadaşlar. İlk bastığınızda pıs yapıyor böyle. Daha sonra azıcık çalkalayın. Daha sonra çektiğinizde şu an tüp tam dolu arkadaşlar. Yani bu tüp takmalı versiyonlarda sökeceksin, koyacaksın, tekrar sıkacaksın. Biraz daha uzun oluyor. Bunu da basıyorsun, çekiyorsun, iş bitiyor. 2-3 saniyede yapılacak bir işlem arkadaşlar. Hemen mermi doldurma aparatını da göstereyim. Şöyle mermilerimizi açalım. 6 mm plastik mermi BB var elimde. Tabii ki de bunun metallerini de bulabilirsiniz. Aynı 4,5 mm'de olduğu gibi. Şurada bir kapak var. Bu kapağı açıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan istediğiniz kadar boncuğu döküyorsunuz içine. Şu anda yarıya kadar BB doldu bu. Şuradaki düğmeye basıyorsunuz, kilit açılıyor. Hazneye BB'leri koydu. Şu şekilde L oluşturacak şekilde düğme basıyorsunuz ve BB'leri dolduruyor içine. Görmüş olduğunuz gibi. Ama eğer şuradaki mandalı çekerseniz daha basit olacağını belirtebilirim. Çok hızlı bir şekilde BB'leri doldurabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada 20 tane mermi kapasitesi, BB kapasitesi var. Bir de ağızda tutun varsayarsak 21 tane mermi kapasitesi bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse yarıya kadar doldurduk şarjörü. Çapraz bir şekilde duruyorlar. Şöyle kıyaslarsak boncuk farkını görüyorsunuzdur umarım. Birisi 4,5 mm, birisi 6 mm mermi bayağı bir fark ediyor boyut olarak. Ama birisi metal, birisi plastik oluyor. Tabi bunu insan öldürmek için kullanmayacağımız için hiçbir sorun yok. Ağırlığına gelirsek 700-750 gram bir ağırlığı var arkadaşlar. Çok ağır değil, çok hafif de değil. Aynı şekilde kıyaslarsak neredeyse kafa kafaya diyebiliriz. Hatta Glock'un ağırlığı Zigzagger'a göre biraz daha hafif olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Glock'la kıyasladığımız zaman Glock 19 modeli. Görmüş olduğunuz gibi daha minik duruyor. Yanında Zigzagger'a kıyasla şöyle görmüş olduğunuz gibi resmen boyut farkı var. Bayağı ama kamerada pek belli olmuyor. Çünkü ikisi de siyah silahların. Şimdi sizlerle birlikte atış testini gerçekleştirmek istiyorum arkadaşlar. Birazdan balkona gideceğiz ve balkonda bir kutuya nişan alıp kısa mesafeden vuracağız. Seri atışını göstereceğim. Tam otomatik modu yok. Yarı otomatik modu var. Glock 18'de olması gerek. 18 ya da 18C'de olması gerek. Tam otomatik modu. Bunda sadece semi oto, yani yarım otomatik bas çek bas çek bas çek versiyonu bulunuyor arkadaşlar. Ürün bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi testlere geçelim. Görmüş olduğunuz gibi şu an balkona geldim. Şu anda başka çekecek alanım yok maalesef. En boş yer burası. Şöyle bir kutum var elimde. İçinde havalı sünger var. Arka tarafa geçmesi diye mermi. Bu tarafta deneme yaptım. Şimdi bu tarafta da sizlerle birlikte atış denemesi yapacağız arkadaşlar. Üzerine bir delik çizeceğim ve o deliği vurmaya çalışacağım. Bir 5 metre uzaklıktan deneyeceğim bunu. Hadi başlayalım. Evet, şu anda muhteşem çizimimi görüyorsunuz. Bu alan üzerinden ortadaki deliği vurmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar başarabileceğiz. Karşıdaki görmüş olduğunuz gibi şu koltuğa yerleştiriyorum arkadaşlar.
arkadaşlar. Koydum ve orada duruyor şu anda. Önce Glock'la, daha sonra Zigzagger ZP SP-2022 ile gerçekleştireceğiz bu atışı. Tamam, mermimiz varmış şimdi. Hemen şöyle bir ilk atış yapıyorum ve siz de bakalım Brawlback'ini beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Çünkü neredeyse silahla birebir bir hissiyatı var. Çok fazla gaz doldurmuşuz. Ortam full gaz oldu. Blowback olduğu için elime biraz gaz fırlattı. 4 tane atış yaptım. Pardon, 5 tane yapmışım. Görmüş olduğunuz gibi 2 tanesi tam altına, 2 tanesi üstüne, bir tanesi de yanına denk gelmiş. Ama bekleyerek atmadım. Hızlı hızlı teker teker attım arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde 5 atışı Zigzagger'la gerçekleştireceğiz. İnşallah tüpü tam doldur, emin değilim. Oha! Zigzagger'ın atışlarının bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Bildiğiniz gibi Glock'ta ne deniyordu ona? Blowback var ve blowback olduğu için aynı gerçek silah hissiyatını verip elinizin biraz tepmesini sağlıyor. Fakat Zigzagger'da o şekilde bir hissiyat olmadığı için sanki boncuklu tabancaymış gibi, oyuncakmış gibi, yani o ucuz 2 lira satılan silahmış gibi hissiyatı var. Sıkarken verdiği hissiyatı. O yüzden sakin yana sıkabildim ve attıklarımın 3 tanesi deliğin içine, bir tanesi de hafif altına denk gelmiş. Şöyle göstereyim size. Şurada 2 tanesi, 3 tanesi denk gelmiş ve bir tanesi de hemen şuraya denk gelmiş arkadaşlar. Bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Kısacası muhteşem bir sıkış performansı, yani muhteşem bir nişan performansı olmuş. Genel şekilde bu sefer daha sakin bir şekilde Glock'la sıkmayı deneyeceğim. Bakalım ne kadar attığım yere tutturabileceğim Glock'la. Geçelim. Dediğim gibi blowback ve aynı gerçek silah hissiyatı olduğu için biraz kayma oluyor eğimde, nişanda. O yüzden sıkıntı olabiliyor. Ayrıca bunun tetiği çok çabuk düşüyor. Bunun bayağı bir sert. Oyuncak gibi sıkılırken bu. Oha, kutuyu delip geçtim lan arkaya. Bitti. Boşa atmaya başladı. Bu görmüş olduğunuz gibi gerçek silah gibi biterken bu boşa sıkıyor arkadaşlar. Bu arada az önce hızlı atarken birkaç tane kenarı sekti. Onun için gözlük kullanmam gerekiyordu aslında, fakat gözlüğü takmayı unuttum. Etraf boncuk doldu ya. Yerden boncuk topluyorum. Şuna bak. Oo, koltuğun üstünde bir sürü delikmiş gibi şey var ama delememiş tam. Kutu delikleyecek oldu zaten, çıkan sese bak. İçinde bir sürü boncuk var, artı bir sürü yerden topladım. Bu şekilde arkadaşlar, şöyle hemen sizlere Glock'la gene bir atış testi yapmak istiyorum. Tam otomatik modunun olmadığını söylemiştim. Şimdi sizlerle birlikte silahı tam otomatik gibi kullanmaya çalışacağım. Parmağımla olabildiğince hızlı bir şekilde tetiğe basacağım ve sizlerle birlikte göreceğiz. Bazen şey yaptı böyle, tekledi elim. Ama silahta hiçbir takılma yok. Görmüş olduğunuz gibi mermi bitti. Şu anda gayet güzel kullanılıyor, yani ben gayet memnun kaldım. He, ne oluyor mesela, aynı silah gibi geri teptiği için birazcık nişanda kayma olabiliyor. O gerçek hissiyatı vermek zorunda olduğu için o gerçek kaymayı da vermek zorunda oluyor. O yüzden birkaç nişan kaçması oluyor. Fakat bu oyuncak gibi kullanıldığı için, blowback olmadığı için daha rahat bir şekilde nişan kaymadan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ürün bu şekilde, ben gayet memnun kaldım. Dediğim gibi Ali artı V'yi kullanarak ürünü alırsanız hem bonus kazanmış olacaksınız hem de böyle bir silah sahip olmuş olacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi şarjör takılı olduğu zaman boşta kuramıyoruz. Şarjör çıkartıp da boşta kurabiliyoruz. Bakayım, içinde boncuk yok. Tamam. Ürün bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için, daha fazla bu tür ve daha fazla... Olmadı ya. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bitirelim direkt burada. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.